kepçeyle kazmanın esas özünü şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bahçemizin üst tarafı ve doğu tarafı gerçekten çok güzel. Güneydoğu tarafına doğru böyle. Ama batı tarafına doğru geldikçe biraz sıkıntılı. Toprağımızın altında kist çıkmaya başladı. Yavaş yavaş kireçli topraklar çıkmaya başladı. Biz bunu eğer kepçeyle kazmasaydık da normal 50-50 kazmış olsaydık toprağımızın altını hiç göremeyecektik. Bahçemizde ne kadar belirli noktadan toprak alırsanız alın, diğer tarafta belli olmuyor arkadaşlar. Biz burayı yüzeysel toprakla doldurduktan sonra alttaki kisti de gevşetiyoruz. Kireçli toprak çıkmaya başladı. Böyle gevşetip bıraktık. Buranın zemini iyi. İşte çıkan toprağın dolgusunu yapacak. Bunları. Diğer çukurumuza başladı. Nasip kısmet olursa burası 14. sıranın kaçıncı fidanı onu da söyleyeyim sizlere. Yarın öbürsü gün gelişimlerini tek tek not alacağımız için bunlara hep numara vereceğiz. 14. sıranın 18-19. çukurunu açıyoruz arkadaşlar. Bu 18. çukuru. Ariyat. Görüldüğü gibi çıkan beyaz topraklarda ariyat görüyoruz arkadaşlar. Kisti topraklar çıkmaya başladı. Onları gevşetiyoruz böyle. Tabandan kis çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer biz bunu kepçeyle gevşetmezsek sonra fidanın gelişimdeki zayıflığı göreceğiz hep beraber. O yüzden ne yapıyoruz? Kesinlikle gevşetiyoruz.